Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binlerce kişinin yaşadığı kent merkezleri yerini sessiz boşluklara bıraktı. Yürekleri kavuran depremlerde resmi rakamlara göre 50.783 kişi hayatını kaybetti. 4,1 milyon kişinin evinden ayrılmasına neden olan felaket, 1,5 milyon kişinin de evsiz kalmasına neden oldu. Ne zaman geldi arkadaşlar? Altı Şubat tarihi ve sonrasında drone ve aktüel kameralarla kayıt altına alınan görüntülerde binaların enkazları ve yaralıların kurtarılması görüntülenmişti. En fazla yıkımın yaşandığı ve depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kent merkezinin son durumu 6 ay sonra yeniden görüntülendi. Binlerce insanın yaşadığı kent merkezi yerini sessiz meydanlara ve moloz yığınlarına bıraktı. Yıkımın en fazla yaşandığı Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarında yaralar sarılmaya devam ediliyor. Birçok noktaya konumlandırılan prefabrik çarşılarla esnafın yeniden ayağa kalkması sağlanıyor. Esnaflar Kahramanmaraş'ın sokaklarının canlanmasını istediklerini söyledi. Kahramanmaraş'ta 13 yıldan beri sağlık sektöründe çalışıyoruz. Biz sağlıkçıların giyim kıyafet, terliğidir işte. Bunlarla uğraşıyoruz. Yerimiz de Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaydı. 10 yıldan bu yana da işte orada hizmet veriyorduk halkımıza. Yerimizin yıkılmasından dolayı işte belediyemiz de sağ olsun buraya bize bir yer ayarladı. Konteyner şeklinde, prefabrik şeklinde. Geldik 3 aydan bu yana da buradayız. Ufak tefek tabii ki yine canlanacağız inşallah, olacak. Bundan sonra süreçte hani bir an önce hızlı bir şekilde geri tekrar Maraş'ımızın canlanmasını istiyoruz. Çarşımızın oluşmasını istiyoruz. Yeni eski böyle şaşalı günlerimizin olmasını istiyoruz. Esnaflarımızın ayağa kalkması hani devletimizin katkılarıyla inşallah onlara el vererekten yeniden bir hayatımız eski hayatımıza dönmek istiyoruz. Eskiyi unutmak, deprem anını unutmak. Yeniden eski güzel günlerimize dönmek istiyoruz. Kahramanmaraş sokaklarımız boşaldı. Önce eski mi canlılık yok. Biz sokaklarımızın canlı olmasını istiyoruz. Özellikle Epralar sitesi bomboş akşamları. Geceleri ışıklar da yok. Işık sokaklanmalar yanmasını istiyoruz. Sokaklarımız aydınlansın. Güzelim Kahramanmaraş'ımız yeniden canlansın. İnşallah Allah'ın izniyle hep birlikte Kahramanmaraş'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Esnaflarımıza destek verilmesini istiyoruz. Sokak lambalarına, aydınlanmasına. Güzelim şehrim yine eski günler gibi görmek istiyoruz Allah'ın izniyle. Daha güzel günler gibi bekliyor bizi. İnşallah sokaklarımız yine cıvıl cıvıl olacak. Canlı canlı olacak. Kahramanmaraş'ımız güzel bir şehir. Yani insanları da, şeyleri de hepsi çok güzel bir şehirdi. İşte 6 Şubat'ta olan depremden dolayı işte biraz yıkıklar oldu. İşte enkazlar oluştu. İşte bunlar da yavaş yavaş hepsi toparlanacak. Bu şekilde gidilecek diye bir şey yok. Hem yani bir sene içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi yani toparlarız diye. Burada şu an gittiğimiz yerlerde, çalıştığımız yerlerde köy evleri falan hemen hemen olan yerler de var. Hazırlanan yerler de var. Ama bunu da toparlayacağız yani bu şekilde olmaz. Bir şekilde kalkınacağız yani burada Maraş'ta.